Termosoft tasarruflu tencere sunar. Şimdi ne yapalım? Hamurunu biraz bekletmek gerekiyormuş. Evet. O yüzden ilk bölümde biz hamurumuzu yoğuralım. Daha sonrasında ikinci bölümde de pizzamızı yapmaya başlayalım. Tamam. O zaman hamuru için malzeme listemizi verelim. Karışık pizzanın hamuru için ne kullanacağız? 500 gram un kullanıyoruz. 10 gram kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, yeteri kadar da su kullanacağız. Evet. Şöyle ben Pergin'e veriyorum. Eldiven mi alayım? Evet, eldiven vereyim istersen daha rahat yoğurursun. Pizza bugün gerçekten çocuklarımızın en hassas olduğu nokta yani. Evet, özellikle biliyorsunuz dışarıya çıktığımız zaman ya. Çocuklarla sürekli... Ben de kızımla yapıyorum. Ama şimdi biraz sonra kızını alacağız inşallah. Sevgili Pervin kızıyla gelmiş. Hamurunu yoğursun, sonrasında malzemelerini beraber inşallah ben atacaklar. Fatma'yı da alırım. Evet. Şimdi pizza konusunda ben geçen işte evde de yapıyoruz tabii ki. Paylaştım. Dışarıdaki yapılan ve yenilen pizzalara çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum ben evde yapılan. Kesinlikle. Çok daha güzel oluyor. Evet. Evet. Bir defa yani aynen dediğiniz gibi hangi yağ kullandığını bilmiyoruz. Özellikle şu anda çoğu firmada hep global firmalar. Ne yediğimizi yani mesela sucuk çok önemli bir malzeme. Şey unumu ne kadar yani koyacağımı söylemiyor. Ben göz kararı koyuyorum. Göz kararı sen kendin nasıl yapıyorsan. Evet. Yani ben şimdi evde hep göz kararı yaptığım için evet. Dedim hani ölçü söyleyeceğiz mi diye bekledim. Yarım kilo olarak zaten şey yaptık. Tamam. Orada da zaten hemen bir kilo yakın unumuz var. O nasıl şey yapacağız? Yani ben... Evet şimdi sen artık evde sürekli yaptığın için hanımlar da sık sık böyle yemekler ya ne yapıyorlar artık. Elleri de alışıyor. Aynı ustalarımız gibi el alışkanlığı, göz kararı. Yeterli çıkaralım. Çok fazla tamam. He, yapmamamız lazım. Tamam. Şimdi ne yapıyor Pervin? Hem anlatsın şey evet. Hamuru hazırlarken. Pervin'cim ne yaptın? Şimdi unumu koydum. Birazcık kuru maya. Evet. Kuru maya koydum yani. Kuru maya koydum yani biraz. Bir paket, yani bir yemek... paket 10 gram değil. Evet. Evet o kadar koydum. Şimdi de kendi göz kararıma göre böyle suyunu yavaş yavaş ekleyeceğim. Tamam. Yine kulak memesi kıvamı diyor. Yani bir de tuz koyacaktım. Tamam. Bir tatlı kaşığı tuz koyacağım. Evet. Uzatayım isterseniz. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuzunu. Evet kübüne muhtaçtı. Şimdi suyunu yavaş yavaş ekliyorum. Bu şey oluyor, normal mayalanmış hamur oluyor. Yani bunu böyle kızartabiliyoruz veya farklı bir şeyler fırında pişirebiliyoruz. Yani bu normal mayalı, şey fırınlarda satılan mayalı hamur. Sonrasında bizler ne yaptık? Ustayla beraber şu an kızartmamızı yapıyoruz. Evet, tatlı hediye kamerayı... gönderdiğimiz tavamız gözde evet, mi Ayşegül Hanım? Hemen çok pratik bir şekilde kızartıyor. Hı hı. Çok da kullanışlı yani. Biz hemen göndereceğiz. Baktığımız kısıtlı olduğu için tamam. Acele acele. Tamam, onları... zeytinini de ayıkladım. Bunlar hep fazla. Tamam. Evet. Bunlar fazla. Şöyle ben... Evet hocam şey bulamadım. Geç çörek otunu ama doğrayım sizin için üzerine biraz şey yapalım. Ayşegül Hanım. Geç çörek otunu bulamadım ama hocam için biraz üzerine şöyle haşhaş atalım. Evet haşhaş da güzel. O da çok güzel. Haşhaşlı reval mi çok güzel oluyor. Ben onu da yeni denedim. Evet biz de yapmıştık. Yapmıştık evet. Çok güzel oluyor. O da ve biraz da şey koyalım. Susam koyalım. Evet şöyle hocam için biraz da susam atalım. Hocam çok seviyormuş. Ve bugün de dedik sevgili Pervin bizim konuğumuz. Pervin Sömek arkadaşım. Bizlere ne yapacak? Karışık. Evet bu arada zannedersem Pervin'in sucukları da doğramamız gerek. O tatlıyı evet, alabilir miyim? Bir tek sucuk kaldı. Şey, tamam, onu burada doğrayıp yüpeyiz onu buraya şey yapayım. Şöyle... Burada açacağım hamurumu çünkü. Tamam. Neredeydi şey, bizim peçetelerimiz? Şurada. Evet. Mutfakta tabii şimdi böyle... Misafirlerimiz var. Yoğun bir şekilde bir koşturmaca içerisindeyiz artık. Arada öyle karıştırabiliriz. Evet. Şöyle benim mesajı açayım. Tamam. Sesim şöyle geçmem de olayım. Tamam. Oluyor. Ol bana.
diğer... Sadece sucuk kaldı. Tamam, ben doğruyum efendim. Şurada doğrayalım. Sucuk kaldı. Şurada da doğrayalım. Şöyle doğrayıp bana verirseniz. Tamam. Şimdi ne yapalım o zaman? Malzeme listemizi verelim karışık pizza için. Şu an Pervin bizlere yapmaya başladı sağ olsun arkadaşımız. Hamuru içinde kullanmıştık, hatırlatalım bir daha sizlere. 500 gram un, 10 gram kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, yeteri kadar su demiştik. Göz kararı sevgili arkadaşım yaklaşık yarım kilo, 1 kiloya yakın da diyebiliriz. Evet, tam yani yarım kilo. Yarım kilo, yarım kilo diyebiliriz. Evet. Onu kabınıza koyup güzel bir şekilde 10 gram kuru maya kullanıyorsunuz. Yoğuruyorsunuz, tuz da koyacaksınız tabii, 1 tatlı kaşığı tuz. Sonrasında yeteri kadar su dedik. Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurduk ve yaklaşık 15-20 dakika beklettik. Zaten o aynen fırınlarda yapılan ekmekler var ya, o ekmeklerin hamuru gibi oldu. Hatta bakın şu an kabarmaya da başladı, şişti bayağı. Evet, şöyle arkadaşım gösteriyor, kamera da gösterebilir. Evet, bakın ne kadar güzel bir şekilde hamurumuz dinlendi, kabardı. Harika. Şimdi ne yapacağız? Merdane ile mi açacağız? Evet, açacağım ben onu. Tamam, merdane verelim ama merdanemiz üstte nerede acaba? Şu affedersin. Orada en altta. Evet, şöyle merdanemizi verelim ve üstüne kullanacağımız malzemeleri de vermek istiyorum ben. Yani içerisine neler kullanacağız? 4 adet domates kullandık, 3 adet sivri biber, 400 gram kaşar peyniri, 250 gram mısır, 15 adet zeytin, siyah zeytin, işte biraz da yeşil zeytin kullanacağız. 400 gram sucuk, 600 gram yarım kiloya yakın mantar, 3 diş sarımsak, sıvı yağ, yarım çay bardağı da sıvı yağ kullanıyoruz. Şimdi sevgili Pervin hem yapacak hem de anlatacak bize. Şimdi önce yağlayalım. Yağlayalım, evet. Tamam. Tavamızı yağlayalım. Tavamızda yapacağız. Bakın önce... tepsisinde yapacağız daha doğrusu. Hamurumuzu önce biraz açıyoruz. Yani çok ince yufka gibi de değil, çok kalın da değil. Pizza hamuru yani. Bir serçe parmağı kalınlığında yaklaşık. Yani evet, o kadar. Yani ben de... Evet, yani bayağı... yemiş olarak sizden yiyen bir insan. Evet. Şimdi mutfağa erkekler hep diyor, giriyor musunuz? Evet, yemek yemeye giriyorum. Yok yok ben... Lütfi Bey ama zannedersem yapıyor da. Tamam. Yani mesela benim eve çok fazla zaman ayırmaya çalışıyoruz ama tabii ki yeterli değil. Hafta sonu mesela benim en büyük zevklerimden birisi eşimle beraber yemek yapmak. Yani. Evet, ben güzel yemek yaparım, çok güzel yemek yaparım. Yani. Çok mütevazı olmaya gerek yok. Harika. Hamurumu açtım. Şimdi güzelce ızgaramızın tepsisinde yapacağız. Izgaramızın tepsisi çok kullanışlı. Bakın her şey için kullanıyoruz. Şimdi de fırın kabı olarak kullanacağız. Hamurumuzu şimdi açtık. Üstüne koyduk. Altına sosunu koyacağız. İlk önce domates sosunu. Sıralama da önemli. Şimdi domatesin şu anda zamanı olduğu için salça koymuyorum. Sadece domates, tuz ve sarımsak koyuyorum. Evet, ama kışın yaparsak salça koyuyorum. Azıcık alabilirim. Salça koyuyorum. Hani rengi güzel olsun, beyaz olmasın diye. Ama şu an domates dediğiniz gibi doğru, yaz mevsimine girdik. Bol bol olduğu için domates kullanıyoruz. Şimdi ne yaptık? Domatesimizi robotta veya rendede evet. Çekiyoruz. Şimdi biraz buna tuz katalım. Tamam. Birazcık İçerisine da... İçerisine 3 diş sarımsak koyduk. Evet, 3 diş sarımsak şöyle... Evet, görünüyor mu şu an? Evet, kameramız gösteriyor. Bakın domates sosumuzu hazırladık. Bir kaşık alabilir miyim acaba? Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Azıcık da sıvı yağ alırsam ben buna. Bir kaşık da sıvı yağ koyuyorum içine. Bir tatlı. Bu arada mesela reklam arasında bir öncekinde ustamla da konuşuyorduk. Çoğu insan soğandan ve sarımsaktan çok uzak duruyor. İşte bazıları kokusundan falan rahatsız oluyor. Bu piştiği zaman rahatsızlık vermiyor değil mi? Yok usta. Yani evet, onun için yenilmesinde fayda var. Çok da şifalı zaten. Yani antibiyotik evet. Yerine geçiyor. Evet. Sarımsak. Evet. Çok tüketmemiz lazım. Ama gerçi biz ne diyoruz? Diyoruz işte ağzımız kokuyor. İşte kullanmayalım. Hadi onu da ne yapabiliriz? Ağzımızda bir tane karanfil. Yani karanfil olur, sakızlar var. Yani önlemini almak lazım. Sağlığımız için bunlar önemli şeyler. Doğru. Evet. Şimdi dikkatimi çekti sevgili Pervin. Sulu tarafını koymuyorsun. Şey, evet, domates şimdi biraz sulu geldi benim gözüme. Şöyle suyunu biraz süzdürüyorum ya da şöyle hafif. Şöyle şey yapabiliriz eğer tercih edersen. Sana şöyle yardımcı olabilirim. Domatesin suyunu şöyle çok fazla değil ama şuraya akıtabilirsin.
Ben şimdi ne yapayım? Şöyle hocam mantarı seviyormuş açıkçası. Şöyle ızgaramızda. O zaman şöyle mantar yapacağım. Evet, mantarımız kaldı biraz. Onu da bir şey yapalım. Mantarda da A, D, E ve K vitaminleri varmış evet, bu arada. Evet, ne kadar güzel. Zaman zaman bu, burada ben de paylaşıyorum. Doktor Mustafa Bey benim komşumdu. İstanbul'a taşındı Doktor Mustafa Erasan. O bu hususta çok titizdi yani. Mantar çok yine yenilmesi gereken yiyecek. Şimdi ne yapıyoruz? Domatesimizi koyduktan sonra kaşar peyniri koyuyoruz. Kaşar peynirden birazcık ayırıyoruz. Üstünü en üst katmanına koyacağız. Hani pişme sıralarına göre koyuyorum ben. Şöyle kaşar peynirimizi de şöyle üstüne koyuyorum. İnanın pişmeden bile harika kokuyor şu an. Domates, sarımsaklı domates kokuyor. Şimdi bunu yani hani yapan ev hanımları hani illa bunlar olacak diye düşünmesin. Tabii alternatif. Yani domates sosuna değişik bir şey koyabilirler. Fesleğen koyuyorlar bazıları. Nane ben, bile koyabilirler. Nane, fesleğen hani sarımsak sevmeyen olursa. Acı seven olursa. Evet. Yani evet, bunlar da yakışır. Sonra daha sonra da sucuklarımı şöyle diziyorum. Yani evimizde ne varsa, sucuk olmaz, sosis olur, salam olur. Yani illa bu olacak diye bir şey değil. Yani pizzamızda yaklaşık 15-20 dakikada zannedersem pizzalar yetişecek bizim zamanımıza. Evet. Pişmesi gerekiyor. Şöyle. Aşkın ateşiyle pişer inşallah. Ve unutmayalım, her zaman diyoruz sevgimizi katalım. Sevgimizi katmak çok önemli bir şey yemek evet, yaparken. Evet. Çok önemli. Hatta yemeklerin mesela abdesti yapılması çok önemli. Besmele yapılması çok önemli. Mesela suya bilim adamı şimdi ismini hatırlayamıyorum ama iki bardak ayrı ayrı su. Birine iltifat ediliyor veya besmele okunuyor. Diğerine tam tersi. Moleküler yapısı bile değişiyor. Doğru. Değiştiği söyleniyor. Bilimsel bir araştırma yapılmıştı. Ben de değişiyor. Şimdi mantarlarımızı koyduk. Ne yaptık? Evet. Domates sosumuzu en alt kısma, kaşarlarımızı üzerine, sonra onun üzerine de sucuklarımızı koyduk ve şimdi mantarlarımızı yani üzerine koyuyoruz. Süsleme aşamasındayız. Yani bu şimdi çok zevkli de bir şey pizza yapmak. Kesinlikle. Evet, görsel olarak da çok güzel görünüyor. Ben kızımla yaparken sürpriz yapıyoruz babasına. Akşam Şeval de oturmayı tercih etti gerçi ama. O şimdi burada yemekler pişince anne diyor bunları yiyecek miyiz acıktım diyor. Ay canım benim yiyeceğiz tabii ki. Şimdi annen sana evde yaptığı her gün yaptığı her gün demeyelim de zaman evet, zaman yapıyoruz. Evet yapıyoruz arada bir yapıyoruz. Evet. Şu an bizlere hazırlıyor. Mısırımızı da koyalım. Mısırı da çok seviyoruz. Benim kızım da çok seviyor. Şimdi bu bardakta mısırlar var ya mutlaka alacağız yani. Geçerken önünden anne mısır. Çok seviyor. Ana mısırın da zaten mevsimi. Mümkün olduğunca alıp yemekte de fayda var. Doğru. Şimdi hemen hemen bütün malzememi koydum. En son tekrar üstüne kaşar peyniri koyuyorum. Tamam. Mısırı iyi bol tuttuk. Biraz daha bol tutabiliriz eğer sevdiğinizse. Evet. Tamam mı? Hani ben şimdi şey seviyorum ya arada. Şevval'i ben bahane ederekten Şevval çok seviyormuş mısırı. Yağ bozduğunda ne yapayım? Yıkanıyormuş değil mi? O misal oldu. Ben bunu evde hani bu double fırın tepsileri var ya onda yapıyorum. Bayağı. Ama bu tepsimiz de çok evet, güzel. Hani, inşallah güzel olacak. Hani evde hanımlar da istedikleri gibi yani double fırın veya kare tepside de olabilir. Her şeyde olabilir. Şu anda hazır mı? Tamam evet. Çok güzel fırına gönderiyoruz. Daha önce ısıtmıştık zaten. Şöyle alayım ben perdeyicim onu. İnşallah zamanımız, az bir zamanımız kaldı. Yetişecek inşallah. Evet şöyle. Ben de bütün sevdiklerime selam söylüyorum. Bütün sevgili izleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün de bizleri izlediniz. İnşallah yarın karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Evet yine güzel bir günün sonuna geldi sevgili izleyiciler. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.